Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığı ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bakın bugün yine bu şekilde bu kırmızı çiçekli tülbentimize model hazırlayacağız. Bu model son zamanlarda çok İstek alan bir model, ee, tığlama işlemiyle sıfırdan size anlatacağım bir model olacak bugünkü modelimiz. Evet, modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde çimenini 4 zincirden tomurcuğu, 3 zincirden de tığ battısı olarak, bakın tığlama işlemi ile beraber yürütülecek. Bu modelin alt kısmı bana gelen istenilen modelde bu şekildeydi bakın şöyle üç tane zincir mesafesinde hem tülbentimizin kenarını bu şekilde kıvırıyoruz hem de tığlama işlemi çimenleme işlemi de bu şekilde oluyor hem bu tığlama hem de şu tomurcuklar da çimen görevi görecek modelimiz bu şekilde çok tatlı yapımı da orta kolaylıkta çok kolay diyemeyeceğim artık Evet 3 zincir mesafesindeki battığımız tığ battının üzerine 4 zincirden tomurcuk yaptık şöyle 3 zincirimi çekiyorum hemen elimin parmağımın ucuyla bu kıvırma işlemini yaptım şöyle 3 zincir mesafesi veyahut da göz kararı artık bu şekilde kapatıp bir tane tığ battı oluşturuyorum 4 tane zincir çekiyorum dibine buraya sık iğne ile sabitliyorum bir tane tomurcuk oluştur 3 zincir tığ battı mesafemiz ucunu bu şekilde kıvırıp kapatıyorum hemen 4 zincir bu sıra tülbentimizin dört kenarı bu şekilde yapılıyor ilk sıra ve tülbentimiz modele bu şekilde hazırlanıyor Umarım anlaşıldı arkadaşlar bakın bu şekilde kıvırdım hemen 3 zincir mesafesine girip kapatıyorum 3 zincirimi sık iğne ile 4 zincir 4 zincirimi aynı kapattım Bakın bu yuvanın içine sabitliyorum şöyle 4 zincirden tomurcuk 3 zincir bu şekilde kıvır hemen buraya 3 zincir mesafesi uzunluğunu kapatıyorum bakın göz kararı zaten 3 zincirimiz oraya ulaşıyor ve 4 zincir yapımı bu kadar arkadaşlar 1 2 3 zincir daha fazla uzatmaya gerek yok bu şekilde ilk tığlamamızı yapacağız aynı tülbentimizin hangi renkse şimdi modelimizin gerçek yapım kısmına geçelim Ben de burayı biraz çoğaltmış olayım Evet arkadaşlar bakın bu şekilde şöyle modelimiz dut modeli bunlardan bu şekilde üçer tane yaptım arkadaşlar örnek amaçlı olduğu için bunun aslı yapılışı beşer tane bu tüy desenli yazmalar için çok güzel duruyor arkadaşlar benim tüy deseni yazmam olmadığı için böyle içinde güller çiçekleri olana yaptım buna da olur ama onda hani tüy gibi böyle uzun uzun çok hoş duruyor ve 3 sarı 3 tane kırmızı yerine 5 sarı, 5 tane kırmızı yapacağız. Şimdi içinde yeşil olduğu için yeşil renkle çalışacağız beraber. Bu 4 zincirli tomurcuğun içine kırmızıyı kapattığım noktaya yeşille de sık iğne yaparak ipimi buraya sabitledim bakın. Şimdi şöyle diğer örümceklerin boyutu nasılsa ipimi de o uzunlukta bu şekilde çekiyorum ve örümceğimi orta boy bir örümcek yaptım bir zincirimi çekiyorum bir defa tığımı doladım buraya örümceğimi kapattım sık iğneni şöyle aralayıp şöyle iki iki alarak bir trabzan yaptım bakın örümceğimin ucunda bir trabzan 5 zincir çekiyorum bu trabzanımı aralayıp 5 zincirimi buraya kapattım bir tane kirpik yaptım trabzanımın içine Yine bir zincir çekiyorum. Bir defa da tığımı doladım. Hemen trabzanımın içine giriyorum. 2 2 olarak aldım. 5 zincir. Bu yaptığım ikinci trabzanı da aralayıp şöyle şu şekilde ikinci kirpiğimi kapattım. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Trabzanımı aralayıp 2 2 olarak aldım. 5 zincir şöyle trabzanımı aralayıp kapattım bir zincir çekiyorum bir defa doladım hemen trabzanı aralayıp 2 2 alarak bu şekilde trabzan yaptım 5 zincir hemen bakın trabzanı aralayıp bu şekilde 4 tane kirpik yapıyorum. 5. ve sonuncu kirpiğimi de yapıp tepe noktasına 2 tane kirpik yapacağız. 5 zincir. Şöyle son yaptığımız trabzanımızı aralayıp 5 zincirimi kapatıyorum. Yanına yine 5 zincirden şöyle 2 tane kirpik yapacağız. Bakın, bu şekilde uzunluk boyutu ve tepe noktasındaki de iki tane kirpik dört tane kenarda iki tane de tepe noktasında yine bir zincirimi çekiyorum bakın sırasıyla yaptığım bu trabzanların içine birer zincirle iniyorum sık iğne ile sabitledim ve Be 5 zincirden yine kirpik yapacağız kenarlarına şöyle sağdaki kirpiklerden sola da yaparak buraya bir simetri sağlayacağız arkadaşlar sık iğne ile sabitledim bir zincirimi çekiyorum sıradaki trabzana girip sabitledim 5 zincir 5 zincirimi sabitliyorum şöyle dibine bir zincir sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 ve 5 zincir hemen son noktayı bu şekilde kapattım Evet bir zincir çekerek ilk yaptığımız trabzana da bu şekilde sabitliyorum bakın hemen 5 zincir dördüncü kirpiği de oluşturacağız bakın yanda 3 oldu şimdi bu dördüncü yaparak sağ ve solu simetrisini eşitledik bir tane de zincir çekip aynı büyüklükte buraya bir örümcek yapıyorum ipimi uzattım şöyle örümceğimi hazır ettim bir tane orta kısmında bırakıp şöyle bakın dört zincirli tomurcuğumuzun içine bu şekilde kapattık şöyle dibine de bir tane zincir çektim Evet, yaptığımız işe bakalım arkadaşlar. Yavaş yavaş tane tane anlattım inşallah. Anlaşılır. Güzel bir eee oldu. Yanına bir tane daha yapalım iyice şöyle pekişsin. Aynı örümcek boyutunda bakın. ipimi uzattım. Zaten el alışkanlığı. Şöyle arasından girip örümceğimi fazla sıkmadım. Tepe noktasına bir tane zincir bir defa doluyorum hemen bu sık iğnemin ortasından girip şöyle 2 2 alarak trabzan yaptım örümceğimin tepe noktasına 5 tane zincir çekiyorum 5 tane zincirimi bu şekilde kapat bir zincir çekiyorum bir defa doladım trabzanın aynı yaptığım kirpiği kapattığım trabzanın içine bir tane daha trabzan yapıyorum 5 zincir Evet 5 zincirimi kapatıyorum ikinci kirpiğim oldu bir zincir bir defa dola 2 ve 2 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum aynen bir zincir bir defa doladım şöyle iki iki beş zincir trabzanı aralayıp kapatıyorum dördüncü kirpiğim bir zincir bir defa doladım ve beşinci Tırabzanı da bu şekilde yaptım. 5 zincir. Tepe noktasına iki tane kirpik yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Evet, kapattım. Bu şekilde. Bakın 4 kenarda 5'inci 2 tane ve birer zincir çekerek aşağı doğru ineceğiz. Bir alttaki trabzanı sık iğne ile indim 5 zincir şöyle karşılıklı simetri yaparak tomurcuklar oluşturacağız kapattım şöyle bir zincir sıradaki evet girdim yine 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir Şöyle kapatıyorum. 5 zincirim sabitledim. Şu bir zincir. Oluşumu orta kısmı bu şekilde oluyor. Sıradaki girdim 5 zincir. Buraya trabzanımızın içine sabitliyoruz yavaş yavaş yapıyorum ki arkadaşlar birisi yorum yapmış yazmıştı ben yaşlıyım göremiyorum yavaş yap diye o yüzden göstere göstere yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum herkes yapabilsin belki bilenler sıkılabilir ama arkadaşlar onlarda da kusura bakmasın Evet bu şekilde tutunuz 4 sağda 4 solda Şöyle bu yaptığım ilk örümcek gibi aynısında bakın dördüncü kirpikten sonra bir zincirimi çekip ipimi uzattım ve örümceğimin içine bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Bir tane bırakıyorum. ikinci dört zincirli tomurcuğa kapatıyorum. Şöyle Evet iki tanesini yaptık. Şöyle bakın arkadaşlar. Bir tane de şuraya ben yapıp hemen şöyle güzel oldu. Kalıp gibi oldu inşallah. Gece çekiminden korkuyorum ama net de çıkmıştır inşallah. Beğenirsiniz. Hemen bir tane daha yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Yeşili de yaptık. Yeşilde gerçekten çok açtı böyle bu renkleri birbirine yeşini de çok uyum sağladı renk olarak Evet o yanın yapılışı bu şekilde arkadaşlar bakın bir zorluğu yok bunu tığ ya da yapabilirsiniz alt kısmını ister tülbentin renginden isterseniz yeşille çimen olarak bile yapabilirsiniz yani bir şey olmaz bu yeşil kısmı hani çimen andırsın istiyorsanız tülbentin rengi tığlaması şart değil bakın bu beyazla Evet. Şöyle bu açılanlar arkadaşlar ütülendiği takdirde onlar ki tekrar geri kaynıyor bu şekilde açık durmuyor tığlamalar. Tığların girdiği noktalar. Evet, modelim bu şekilde. Gerçekten böyle kırmızı ya da yakıştı bakın. Çok tatlı oldu. Dediğim gibi sizin yapacağınız sadece sayısını 5 diye 5 tane yapmak. Hatta 7 bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tez sıkı sıkı olmasın. Elimden tez çıksın diyorsanız hani o bana gelen modelde 5 diye 5 söylüyorum ama 7 bile olur yani çok güzel olur gerçekten. Modelim de bu şekilde. videolarımın devamı için desteklerinizi bekliyorum. Evet, şimdiden hepinize de destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kal.